İlk yarının lideri i̇şte. Beşiktaş, ikinci Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde ilk yarıyı lider bitirdi. Sezona iyi başladığını söyleyemeyiz. Avrupa kupalarında çok iyi bir performans sergilediğini söyleyemeyiz. Ama Avrupa kupalarından eğlenmekle ilgili Ali Rıza Sergen Yalçın şöyle demiş idi. Bir de başlangıçta Avrupa kupalarıyla uğraştık. Evet. Ondan sonra önümüz açıldı gibi o mahiyette bir de açıklaması var. Demek ki bu açıklamaya göre önümüzdeki sene Beşiktaş Avrupa kupalarına katılmayacak. Çünkü uğraşılacak bir şey olduğu için. Şampiyonlar yani. Ligi'ne gideceğiz. Böyle bir açıklama olur mu ya? Abuk sabuk bir açıklama bu ya. Tamamen yani. Peki sen ne diyorsun Caner? Yani şimdi ilk yarıda tebrik edilecek bir teknik direktör varsa Sergen Yalçın değildir. Erol Bulut'tur. Nedenini de açıklasın. Abi herkesin hakkı. Yani yok mu özgür değil. Bak güle de bilir. Bunlar olabilir. Birinci antrenör Erol Bulut'tur. Çünkü 20 transfer yapılmış bir takıma. Yepyeni bir takım. Yeni bir hoca. Ve bunu takım haline getirip İkinci bitirmek, burada bitirmek çok büyük başarı. Çok ciddi söylüyorum. İkinci büyük başarı teknik direktör. Arkadaşlar bu benim fikrim ya. Saygı duymak zorundasınız. Allah Allah. Ben senin beğendiğin lafı söylüyorum. Özgür bir programız. Herkesin görüşlerini saygı çerçevesinde ama istediği şekilde kimsenin dile getirmediği, dile getirmekten imtina ettiği görüşleri burada biz büyük bir özgür ortam içerisinde söylüyoruz. Takdir edilecek garip gelmesin. Yani teknik direktör Abdullah Avcı'dır. Doğru. 17. ligden aldığı takımı yani çok büyük bir performansla Abdullah abi sevgiler. Potaya sokmuştur. Gerçekten tebrik ederiz onu da. Üçüncüsü de her ne kadar başkanıyla bir yanlış anlaşılma yüzünden bir sorun yaşadıysa neydi? Şumudika. Ne diyorsun sen? Kendi dilinle konuş. Baş bir Gaziantep'te Jogo ben. Sumudika. Böyle bir sıkıntı yaşayayım. Yine de baktığınız zaman dördüncü bitirmesini sağlayan tek yani Sergen Yalçın bunlardan sonra gelir bence. Bence Sergen Yalçın lider bitirdiği bu devrede de dün çok kötü bir açıklama yaptı. Santrafor transferi istedi. Yapacağız dedi. Evet. Yani bu kadar başarılı bir santrafor varken böyle bir açıklama yapması bence o futbolcuyu abi sakatlık problemi var ama bilmiyorum yani çok kötü etkiler. Kırdakta sorun var. Peki. Abi kırdakta. Yani, sıkıntılı. Bir takımdaki buyurun sevgili Ceyhun Fersoy. Sergen Yalçın Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi futbolcu. Yerli. Yani Mesut muhteşem bir futbolcu. Ali Mesut. Türkiye'ye gelmiş. Bravo Ayvo. Türkiye'ye şu anda Türk milli Mesut takım. Alman yani. Oo. Ama bir dakika. Türkiye'de arkadaşlar yetişmiş diyor. Yetişmiş diyorum yetişmiş abi. Allah Allah. Allah. Yanlış anladım. Ben Sergen Yalçın'ın bu kadroya rağmen güzel yerlere getirdiğini düşünüyorum. Ama başarılı olduğunu düşünmüyorum. Başarılı nedir biliyor musun abi? Şampiyon olursa, Avrupa kupalarında bir şeyler yaparsa başarılı derim. Ama bu kısıtlı kadrosuna rağmen güzel bir şeyler yapmıştır. Ama ben kusura bakmayın arkadaşlar. Ben hani beni tebrik etmeyenleri ben asla tebrik etmem. Şimdi siz dediniz ya Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz diye. Sadece Fatih Karagümrük taraftarı ve yönetimi tebrik etmiştir bizi şu ana ne kadar. Konuda? Ne konuda? Her anlamda. Ne konuda tebrik ettiniz? Transfer politikası. Hayır hayır o değil yani. O yüzden ben Mesut Özil gibi bir dünya. Hayır şimdi herkes kazandırdı için. O başka bir konu aslında ama ona girmemeliyim. Kesinlikle o başka bir konu. Başka bir konu pardon. Transfer dosyasını eğer vaktimiz el verirse transfer dosyasını da açacağız. Ben öyle tebrik. Doğal olarak tabii onu açtığımızda Mesut Özil transferini pardon o yanlış bir konuya girdim. Bizi tebrik etmeyenleri biz de tebrik etmeyiz. Bize bir adım gelenlere biz bir iki adım geliriz. O yüzden işte tebrik ederiz. İnanılmaz bir kadroyla Sergen Yalçın Beşiktaş. Evet şu anda evet görüyoruz. Beşiktaş iyi top oynuyor. Fenerbahçe iki tane hata yaptı. Malatya maçı, Konya. Bunlardan ikisinden birini yenseydik lider Fenerbahçe'ydi. Hakemle de bir iki maç itelediler. Erdem'in geçen hafta dediği gibi. Dün Göztepe maçı. Ben bunu da söylüyorum. Eğer dün Göztepe o penaltı verirse, gol atsa Beşiktaş yine alır. Yine alır. Yine alır. Ama lig uzun bir maraton. Tökezlenecek maçlar var. Fener de tökezleyecek. Beşiktaş da, Trabzon da. Daha 20 maç var. Daha çok maç var. Kadrosu geniş olan şampiyon olur. Umarım şampiyon biz oluruz ama lider bitirdiği için de tebrik ederim. Hayır. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz Ceyhun. Erdem Baş ne dersin?
Yani tabii ben mantığını anlamıyorum. Erol Bulut'u birinci sıraya koyup başarılıdır diyoruz ama Sergen Yalçın diyemiyoruz. Caner Güler'in Fenerbahçeli olmasını göz önünde bulunursa. O Fenerbahçeli değil. O troll zaten de. Yani Caner'i ben o yüzden çok ciddiye almıyorum konuştuklarını. Sergen Yalçın bu takımın yıldızıdır. Tamam mı? Çok başarılıdır Sergen Yalçın. Montero, Necip gibi iki tane stoperle takım devşirmez stoperle. Çok sallıyordun Sergen'e. Dinle bir dakika. Ben hiç müdahale etmedim sana. Ben etmedim. Beni dinleyeceksin. Tamam dinliyorum. Montero ve Necip'le stoper ikilisiyle beraber Fenerbahçe deplasmanından güzel bir galibiyet aldı. 10 kişi. Hala imza atmayan Dorukhan'a Necip'ten daha az forma veriyor. Ali Fuat dedi ki transfer şart. Bence biz bu hafta sahada iki tane transfer koyduk. Adem Naiç geldi. Gökhan Töre geldi takıma. İki tane. Onlar daha transferlerini oynatamıyorlar. İki tane transfer yaptı Galatasaray. Fenerbahçe Mesut Özil'i aldı ama sahada yoklar. Hı hı. Bizim iki tane transferimiz var. Sahada. Ve mücadele ediyorlar. Ve üç puana sebep oldular. Sergen Yalçın bu takımın yıldızıdır. Sergen Yalçın elindeki malzemeyle en güzel işi yapmıştır. Larin gibi bir adamdan... Hatta evet bakın ya. Onu da transfer sayabiliriz. Larin gibi bir adamdan 12 gollük bir kanat performansı katkı çıkardı yani. Sizin en çok böyle hani yere göğe sığdıramadığınız Ozan Tufan'a 2 sene öncesinde Ozan Tufan'a biz futbolcu hayat olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz deyip Türk futboluna kazandırmıştır. Ali Rıza Sergen Yalçın Bey birinci yarının en başarılı teknik direktörüdür. Tartışmasız. Siz tebrik edin veya etmeyin. Ya. Çok önemli değil. Gerçekten gün gibi ortadadır. Beşiktaş ilk yarı performansı çok başarılıdır. Trabzonspor gidemediği için kupaya Beşiktaş 3. olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemesi yapmak zorunda kaldı. Lig bitti, 15 gün sonra top başı yaptı. Isınamadan, transferler olmadan, bilmem ne olmadan Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz bir şekilde elendi. Transferler son dakika, Abubakar'dır forvet transferi, Gezal transferi, Rozier transferi. Son dakikada motosikletle yetişti federasyona. Yani zaten Beşiktaş'ın sıkıntıları motorla var. Dolayısıyla Beşiktaş evet, o ilk baştaki gitti. Periyotta komik sıkıntılı işler, zamanlar yaşadı. Şimdi ise takım oturdu. 11 haftada bir mağlubiyeti var Alanya Spor'a. Alanya Spor'da ligin 5.'si. Dolayısıyla çok başarılıdır. Arkadaşlar tebrik etmese de olur yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir de bu Hulk transferiyle ilgili Sergen Yalçın'ın evet bir forvet transferi isterim. Dilersen o konuya da değinebilirsin. Eğer istersen. Ali Rıza Sergen Yalçın Bey hocamız bir transfer istiyor forvete. Bunun nedeni... Çok özür dilerim. Pelkas oynuyordu bak bugün ne güzel goller asistler yaptırdı. Pelkas'ın morali bozulmuyor Mesut Özil gelince de. Abubakar'ın morali bozuldu. Tabii canım hiç ne bozulsun ki abi? Yani rekabet her zaman yani takıma bir katkı sağlar. Rekabet her zaman iyidir. Abubakar'ın yedeği yok takımda ve bir forvet istiyor hoca. Çok doğal. Çok yani. Doğal hakkı. Ya Beşiktaş ilk yarıyı değerlendirdiğimiz için şu anda ligin en başarılı takımı. Ve Sergen hocamız da ligin en başarılı antrenörü. Bu bence tartışmaya kapalı bir konu. Sergen'i ilk göre. Köşe koymayarak sana bence göre. Günün fıkrasını Caner abi anlattı ama kimse gülmedi. Ben Caner'i destekleyebilirim. Beşiktaş, iki saniye tabii ki destekleyeceğim. Çok özür dilerim. Tabii ki. Caner abinin handikap gibi gösterdiği 20 transfer aslında yani bence kendi ayağına sıkması 20 transferli bir hoca. Sergen Yalçın'dan daha başarılı olamaz. Sergen şu an ikinci olsaydı, i̇şte, Fenerbahçe olması, birinci olsa bile Sergen daha başarılıydı. Sergen üçüncü olsa da daha başarılıydı. Sen beni anlamamışsın ki kardeşim. Tabii, ben diyorum ben. Ki, sen diyorsun ki 20 tane yaptı. Topçu Beşiktaş, almış, onu takım yapmış, abi, 2 puan içerisinde başarılı dediğimiz adamı. Adamlar daha zor durumda. Abi, Beşiktaş. Ya oralara girmeyelim. Anladığım kadarıyla bir sarı kart, önce uyarı ve kırmızı kart uygulaması... Düşünülüyor. Eski sistemimiz vardı ya. Eski sistemimiz grupta evet. Var. Şu an sarı kartlık ya da kırmızı kartlık bir şey yok. Hatta bence uyarı durumu da yok. Sadece Caner'in Gezal böyle bitirilmesi, kafa atar gibi yaptı bitirilmesi ya, gerekiyor. Yani. İlk yarının lideri Beşiktaş değerlendirmesini Caner ve her şeyden önemlisi Beşiktaş çok güzel bir takım oldu. Ya yani inanılmaz takımdaşlık var. Sosyal medyadan bütün takım oyuncularımızı takip ediyoruz. Yani genç bir arkadaşımız Ümraniye'ye transfer olduğu zaman herkes onu destekliyor, tebrik ediyor, başarılar diliyor.
Çok iyi bir takımdaşlık var ve bu sahaya da yansıyor. Ligin asist kralı Gezal bizim takımımızda. Ligin en çok kazanan takımı, ligin en çok gol atan takımı, ligin en uzun süre yenilmeyen takımı, tüm derbileri kazanan tek takım, en çok pas yapan takım, en çok topla oynayan takım kim biliyor musunuz? Beşiktaş. Bravo. Size söyleyeyim. İyi de o yüzden ilk yarıyı değerlendiriyoruz. Hayır, ilk yarıyı değerlendiriyoruz. O yüzden ligin sadece sıralama olarak en üstünde Beşiktaş yok. Ligin futbol olarak da en üstünde Beşiktaş var. Tebrik ediyoruz. Etme.